İstanbul'un su sorunu 100 yıl çözeceği belirtilen Melen Barajı bir türlü bitirilemedi. İBB başkanının kötü malzeme yüzünden duvarda çatlaklar oluştu iddiası tartışmaları alevlendirdi. Büyük soruna ilişkin Bakan Pakdemirli'nin ufak bir teknik problem olduğu doğru. Cevabı ise süreci vahim boyuta taşıdı. Çatlak polemiği 20 milyon kişiyi yakından ilgilendiren D projesinin akıbetine ilişkin soru işaretlerini arttırdı. Akçakoca, Cuma yeri, Kocaeli sınırları içinde olan ve Melen Ağzı köyünden Karadeniz'e dökülen Melen çayından İstanbul'a boru hatlarıyla su getirmek için 2007 yılında başlatılmıştı. Ancak 2016 yılında bitirilmesi planlanan proje hala tamamlanmadı. Projenin hala neden tamamlanamadığı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclisinde yaptığı konuşmayla ortaya çıktı. Ekim ayında Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeki Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a içme suyu temin etmek için DSI ile İBB arasında projelendirilen ancak hala bitirilemeyen Melen Barajı ile ilgili tespitlerini belediye meclisi toplantısında anlattı. Barajın yüksekliğinin yaklaşık 110 metre olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, barajın yan duvarlarında her 15-20 metrede bir çatlaklar olduğunu söyledi. Bunun sebebinin yapılış esnasında yanlış bir statik tercihi olduğunu dile getiren İmamoğlu, beton yerine yığma taş şeklinde bir görev inşa edildiğini söyledi. DSI yetkilileriyle bu durumun düzeltilmesi için görüştüklerini ve yaklaşık 650-700 milyon liralık ek bir kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydeden İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürümüzü Devlet Su İşleri ve Bakanlıkla ilişkilendirerek projenin düzeltilmesi için 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor dedi.